E, ee, emekliye bir bakalım. Emekli zammı çalışması yıl sonunda. Şimdi ben iki hafta önce Sayın Mehmet Şimşek'in açıklamasından sanki en düşük maaş alanlara e, Ekim ayında meclis açılınca bir şey verilecek diye anladım. Tayyip Bey Vedat Bey'e çalışma yapsın dediği zaman yine öyle anladım. Sonra e, başka bir açıklamada Ocak ayında diye anladık. Dün de Cevdet Yılmaz ki iyi bir ekonomisttir. Cumhurbaşkanımızın yardımcısı. O da e, düşük alanları destekleyici mahiyetli bir ma Yaklaşımımız olacak dedi ama sanki yıl sonu ima edildi. Ee, ne diyorsun Yaprak? Evet doğru söylüyorsunuz diyorum. Ben de sizin gibi algıladım. Ee, yani artık herhalde emekli maaşlarında o beklenen artış Ocak ayı itibariyle hesaplarda olacak. E, Ekim ayında e, meclis çalışmasına başlayacak ve ilk gündem maddesi de tabii ki bu aylıkların düzeltilmesi olacak. E, gerçi Sayın Şimşek ve Sayın Yılmaz'ın açıklamalarından şunu anlıyoruz. Hiçbir şekilde enflasyonu ezdirilmeyecek. İyi bir oranda zam gelmesi bekleniyor. Sence iyi oran ne demek? Diyelim ki e, yıl sonu enflasyonu 6 aylık %30 çıktı veya %35 çıktı. İyiden kasıt nedir sence? İ'den kasıt en az bir %50 yapılması. Yani ben ortalama olarak söylüyorum. Belki gerçekleşmesi biraz daha mümkün olan bir oranı ben paylaşıyorum. Gördüğüm tabii ki biraz daha yükseğinde ama. Ben olsam yıllık enflasyonu baz alır, 6 aylık değil. yüzde %30 çıkarsa 60, 35 çıkarsa 70 verilmeli ki Temmuz'dan bu yana yaşadıkları kayıp ancak giderilsin. Çünkü hak eden gibi şeyler bugün Karar Gazetesi manşetini almış ama tabii Muhalefet niye hep muhalefet onu anlıyoruz yani yanlış yerden eleştirmiş, Doğru kayıplar büyük ee, hakikaten en büyük mağdur bu dönemde emekli olduğunun altını çizelim. Evet yani bizde de biliyorsunuz yayın esnasında birçok izleyicimiz bu anlamda mesaj atıyor. Ciddi anlamda büyük bir geçim sıkıntısı yaşıyorlar. Hemen hemen her yaptığımız haberde de gündemde tutmaya çalışıyoruz açıkçası. Yani burada bizim de beklediğimiz esasında sizin söylediğiniz oranlar benim de gönlümden geçen rakamlar ee, bu oranların yansıtılması gerektiği şeklinde ee, bir de belki yani yine de umutlarımızı kaybetmeyelim diye düşünüyorum. E, belki Ekim ayında e, bir şekilde başka bir ara geçiş formülü formunda. Allah bu e, AK Parti'nin iletişim dilindeki problem hiç gitmiyor yani. E, yap, Burada bir belirsizlik var yani biz de sizinle konuşurken hep acaba olacak mı ikramiye mi verilecek düzeltme ben bunu, mi yapılacak? Sayın yani, Şimşek'in yani, de sık görüşen bir biriyim yok. yani gör, onlara da diyorum ya yani çıkın Ekim ayında açıklama yoktur diye şimdi var diye beklentiye soktunuz hep öyle anladık şimdi gelmezse bir de millet tepki gösterecek yani deyin ki Ocak. Ay Tamam veremedik. Ocak ayında vereceğiz deyin. Yani şimdi AK Parti'nin bu yaptıklarını anlatmada da son 3-4 yıldır özellikle iletişim dilinde çok ciddi problem var yaprak yani. Evet ve şöyle söyleyelim esasında ekonomi de tamamıyla iletişim üzerine kurulu bir sistem. Bunu belirtelim. Birazcık yani ekonomide hep ne diyoruz? Evet rakamları konuşuyoruz daha böyle rasyonel yaklaşmak gerekiyor ama e, bence %50'si psikoloji. Yani Psikolojik olarak da e, mesajlarınızın verilmesi gerekiyor. Doğru söylüyorsunuz orada bir iletişim eksikliği var. O kanalın iyi kullanılması gerekiyor. E, ama şunu söyleyelim eğer Ocak ayı itibariyle de hesaplara yatırılacaksa o zamlı maaşlar çok daha öncesinden belki o rakam, rakamın açıklanması bir miktar daha rahatlatabilir diye düşünüyorum. Bunun da esasında bunu da neye dayanarak söylüyorum? Sayın Cumhurbaşkanı hatırlayacaksınız şunu söyledi. Ee, geçtiğimiz hafta ee, kısa bir süre içerisinde bu çalışmayı yapıp e, yani yılbaşından önce e, açıklamayı planlıyoruz bu oranı demişti ama bence o hani önümüz yani Kasım Aralık veya aralığın en geç başında açıklanırsa belki psikolojik olarak biraz daha rahatlatır. Ama biz tabii ki gönlümüz şundan yana. Bir düzenleme ekim ayı itibariyle yapılsın. Sonrasında e, tabii ki yılbaşı itibariyle bir zam daha gelecek. E, o da aralık ayının sonunda açıklanabilir. Böylesi belki çok daha iyi olacak gibi geliyor bana. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu anlarda? ben şöyle en azından şu 8 8000 lira alanlar arasına bir düzeltme acilen. Ayrıca Ocak ayında da hem o kesimi hem de diğerlerine en az yüzde dediğin gibi 50-60 oranında bir zam verilmeli. Yani en düşük memur emekli maaşı en az 10.500-11.000 bin, bin lira. E, diyelim ki 12.000 bin lira alanın maaşının biri de 18-20 bin lira seviyesine gelmesi lazım. Yoksa yani bir şey almak, bir şeye gitmek bu fiyatlarla mümkün değil. Ben enflasyon düşeceğine hakikaten yürekten inanıyorum yani. Mesela araba fiyatları hakikaten bir şeye oturttu. Oturtuldu, başarıldı. İnşallah bu ev kirada olur. Ben enflasyon düşüneceğine inanıyorum ama yani bu en az bir 5-6 ay, 7 ay daha sürecek. Belki daha fazla. O yüzden acilen bu zamların emekliye yapılması lazım. Evet. Bir de şunu söyleyelim enflasyon konusunda da açıklaması vardı Sayın Yılmaz'ın. Şöyle dedi bir miktar daha erkenden göreceğiz o düşüşleri dedi. Özellikle önümüzdeki yılın başına işaret etti. 2024'ün ortalarından itibaren de hızlı bir düşüş gerçekleşecek ama şimdi konuşacağız beraberinde. Siz dediniz evet 5-6 ay daha beklemek biraz zor çünkü maliyetler giderek artıyor. Hatta öngörülemeyenin dışında bir takım artışlar da var. Onlarda ne akaryakıt fiyatları biliyorsunuz. Enerji fiyatlarında da bir yükseliş söz konusu. İşte Goldman Sachs'ın bu yönde tahminleri var. Artık yani e, biz 90 dolarları konuşurken 100 doların üzerindeki seviyeler telaffuz edilmeye başlandı. E tabii ki o maliyet bizim tükettiğimiz her şeye de sirayet ediyor. Yükseliş anlamında konuşuyorum. Dolayısıyla e, hızlı bir şekilde bir çözüm gerek gerçekten. Yani hem ücretlilerin esasında hem de emeklilerin ama tabii ki öncelik emeklilerin burada bunu da söylemiş olalım bir kez daha. isterseniz petrol fiyatlarına da değinelim. Peki şimdi Goldman Sachs arz talep makasındaki daralma işaretleri petrolün varil fiyatının gelecek yıl 100 dolar aşabileceğini bildirdi. Şunu bir daha ara bilgi olarak söyleyeyim yaprak sana geçmeden. Bazen bu fiyatların yükselmesi dövizden bazen piyasalarda arttığı için yani Döviz dışında e, petrol fiyatları serbest piyasada belirlendiğinin altını çizeyim, evet. yani bunun da bir not olarak söyleyeyim. Bir de tabii ki ülkelerin atmış olduğu adımlar, almış olduğu kararlar, mesela Suudi Arabistan, e, evet. burada yani e, birazcık kesintiye gittiğinde o fiyatlar yükseliyor haliyle. E, Amerika'da üretim e, özellikle izinlerle birlikte biraz yükseltildi ama tabii ki onu karşılamıyor, O açığı kapatamıyor, bunu da belirtelim. Bir de tabii ki bunlarda öngörülemeyen. Rakamlar işte biz orta vadeli programda bu rakamları öngörmemiştik petrol fiyatları için konuşuyorum tabii ki. Yani birazcık diyorum ya öngörülemeyeni de hesaplayarak bir rahatlatma gerekiyor esasında hepimize, piyasalara ve tüketicilere diyelim. Bilmiyorum vaktimiz 33 geçiyor, 2 dakikamız var. var, var. Bir ne? de tabii ki meclis enflasyon başlığıyla toplanacak. E ilk sunumu da e, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan yapacak. Onu da ifade edelim. Burada milletvekillerine bir bilgilendirme yapacak. Enflasyonla mücadele ana gündem maddesi olacak. Zaten bundan sonra bizim yani en büyük beklentimiz ekonomi kurmaylarından tabii ki enflasyonun düşürülmesi, alım gücünün artırılması, onunla ilgili bir yol haritası açıklandı ama o yol haritasında neredeyiz, ne zaman ilk verileri alacağız, ne şekilde bir rahatlama yaşayacağız? Bunların da hepsini e, tabii ki bizlerin de bilmesi en büyük hakkımız diye düşünüyorum ben. Peki bu arada ben de şeyi de söyleyeyim. Bir dakikamız, az bir zamanımız var. E, tabii faizler yükseliyor bir yandan ama şimdi bu defa da hafta sonu ben Antep'teydim. Orada biliyorsun çok büyük üreticiler var. Hakikaten dünya çapında üretim yapan her yerden insanlar var. E, bu defa onlarda faizler yüksel, yükseliyor ama ihracatçıya, üreticiye bir kolaylık olsun diyorlar. Onların da bu defa yüksek faiz sıkıntısı var onu da altını çizeyim buradan ee, sen varken de söylemiş olayım evet bir program dahilinde muhtemelen onlara da bir kolaylık sağlanacak onunla ilgili çalışmaları olduğunu söyleyelim ama hızlı bir şekilde tabii ki açıklanırsa e, fayda olur bir de şunu söyleyelim isterseniz küçük bir dipnot e, motorlu taşıtlar vergisinde e, birçok kişi ödememiş %20'lerde kalmış ödenme yani. oranı e, onlarda şimdi perşembe günü karar açıklanacak esasında Acaba... ben anayasa mahkemesinden döneceğini düşünüyorum bugün bizim gazetenin de manşeti Başka tüyel türlü vergi alınsın. Bu doğru değil bence. Ama tabii Anayasa Mahkemesi bakalım nasıl karar verecek. Nihai karar onunki en yüksek mahkeme olduğu için. Bakalım. Yarın Burada tabii da. ödeyenler şunu merak ediyor. Acaba bu paralar iade edilecek Ediliyor. mi? E, yasal olarak iade edilir. Mahsuplaşılması gerekiyor esasında. İşte cezalara sayarlar belki. Evet, belki de. <laughs> Herkes cezayı yiyor çünkü. E, biliyorsunuz benzer bir durum maske kullanımında olmuştu. E, ödeyenler vardı, ödemeyenler af olduğu için. Aslında o önemli. idari karar. Onda Anayasa Mahkemesi'nin bir kararı yok. Onda devlet idaresi onu alırdı. Çünkü o idari. Bu idari evet. karar değil. Bu e, yasanın üstünde bir yasa koymuş oluyorsun. Yasa geçmeden bu yapıldı. O yüzden de bu anayasaya aykırı olarak değerlendirilecektir yani. Evet. Bakalım perşembe gününü bekliyoruz biz de.